Değerli veliler ve sevgili aileler, şimdi sizinle çocuklarda dil gelişimini daha nasıl destekleyebiliriz ile ilgili bir video paylaşacağım. Bizim öğrencilerimiz, yani özel eğitim desteği alan öğrencilerimizin hemen hemen hepsinde, daha önce de mutlaka ifade etmişimdir, az ya da çok mutlaka dil ile ilgili ifade edici konuşma, gramer bozukluğu ve kendini ifade etme ile ilgili cümlelerle ilgili sorunlarımız daima olmuştur. Tabii bu sorunlar çok çeşitli ama hep ifade edici dil çatısı altında toplanan şeyler. Zaman içerisinde yaptığım çalışmalarla nelerin bize daha artı koyduğu, neler yaparsak daha iyi sonuçlar alabileceğimizle ilgili gerek izlediklerimden, gerek keşfettiklerimden birçok etkinlik biriktirdim. Bunları kademe kademe sizlerle paylaştığımı zaten biliyorsunuz. Bugün dirençle alakalı bir çalışma yapacağız. Direnç, çene direnciyle alakalı bir tanesi. Çünkü özellikle çiğneme kaslarıyla ilgili de çocukların ciddi sorunları oluyor. Bizim çocuklarımız küçük yaştan itibaren yutma, çiğneme ile ilgili sorunlar yaşıyorlar. Doğal olarak bu konuşmayla da ilgili oluyor. Çocuğun konuşmasını daha temiz nasıl hale getirebiliriz? Kavramları söyletirken bu çocuk daha iyi nasıl konuşur diye düşündüğümüzde bizim elimizden gelen, bizim yapabileceğimiz şeyler noktasında özellikle bakın yaptığımız etkinliklerden bir tanesi tabii çene açma kapama etkinlikleri de var tek başına. Yani daha doğrusu ağız açma kapama etkinlikleri var ama benim çocuklara yaptırdığım direnç anlamında bu çene kaslarını ve çene kirişlerini daha güçlü hale getiriyor. Çiğneme hareketleriyle birçok aparat da var. Bunu zaten bu konu destek alanlar da biliyorlardır. Ama evde yapabileceğiniz özellikle de çocukların ifade edici dille ilgili sıkıntı yaşadıklarında daha güçlü bir çeneye sahip olmaları için bir etkinlik bu. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi bakın elim aslında bu tabana koyduğum, çenemin altına koyduğum elim omuz hizasında. Bazen şöyle oluyor mesela çocuk arkaya açıyor. Arkaya değil. Hiçbir şey değişmeyecek. Yani çocuğun baş hareketinden değil, çene hareketinden bahsediyoruz. Ve altına direnç koyduğunuzda çok daha bir şeyler onu ittiği için çocuk, fizyoterapide şöyle bir gerçek vardır. Ağırlıklarla boşuna çalışmıyorlar. Yani bir direnç oluşturursanız, ters bir direnç kasa ve işlemini yapmasını isterseniz kas çok daha fazla efor sarf eder. Tabii bu noktada zorlamamanız da gerekiyor. Çünkü o durumda çok daha patolojik sonuçlar doğuyor. Basketçiler antrenmanlarda ayaklarına kum torbaları koyarlar. Kum torbalarıyla çalışırlar. Maçlarda bu kum torbalarını çıkardıklarında diye havalara niçin nasıl o kadar yüksek sıçrayabiliyorlar zannediyorsunuz? Çünkü kaslar o kadar çok o dirence alışıyor ki o direnci çıkardığınız anda gerçekten çok daha güçlü bir şekilde yukarı hareket edebiliyorlar. Tabii kişisel becerilerini de göz ardı etmiyorum. O da ayrı bir konu. Ama bir kasa zıt bir direnç uyguladığınızda ona görevini yapmasını istediğinizde eğer sınırı zorlamazsanız sadece onun gelişmesine destek verecek şekilde bir direnç uygularsanız kasın daha hızlı gelişmesini sağlarsınız. Buradaki hassas nokta bu. Dolayısıyla çocuğun çenesinin altına elini koydurtup yaptırdığınızda ama bakın sadece ağız açıp kapanıyor. Arkaya giden bir baş yok. Baş arkaya giderse bu şöyle olduğunda baş arkaya gidiyor. Otomatik gidiyor yani ama kol açıklıklarını çok iyi ayarlamanız gerekiyor. O noktada bu temel kurallara riayet ederseniz hareket doğru oluyor. Bazı hareketleri yapmış olmak için yapmayın. Hareketin doğru olması çok önemli. Hareketin gerçekten olması gerektiği gibi olması demek sizin boşuna emek harcamamanız, çocuğun boşuna emek harcamaması, o hayallerinize daha hızlı ulaşmanız demek. Siz ne bekliyorsunuz? Hızlıca çocuğun belli şeyleri düzeltmesini. Doğru olmayan hareketler yaparsanız habire onu daha çok hayal edersiniz. Dolayısıyla yaptığınız hareketlere altını çiziyorum buranın. Lütfen ve lütfen özen gösterin. Gerçekten doğru yapıyor muyuz diye. Ve iyi yapabilmek adına önce kendiniz yapın. Çocuk ne hissediyor bir bakın. Bir de
Dil becerilerinde çocuğa mesela ne yaptırıyoruz? Sağa sola, yukarı aşağı, biz yalamalar, bir ton şey yaptırıyoruz biz sınıflarımızda. Bir de tatlı kaşıyla direnç uygulama var. Buna en iyi hizmet veren şey tatlı kaşığı. Çünkü dil ucunun en iyi yerleştiği tatlı kaşığı. Yani bu yetişkinler için de böyle, çocuklar için de böyle. Çocuğun kaşığı da olabilir, hiç fark etmez. Ya da kaşığın içine bir resim çizersiniz. Ben bazen küçüklerde öyle yapıyordum. Hadi sana yardım etsin diyordum. Ama çok küçüklerde, büyüklerde değil tabii ki. Stickerlar var, onlardan yapıştırıyorsunuz. Batman ya da işte örümcek adam. Örümcek adam sana yardım ediyor gibi. Dilin sağ, sol, yukarı, aşağı gidişlerinde itme uyguluyorsunuz. Onu içeri aşağı itiyorsunuz. Bakın ne kadar yukarı çıkmak isterseniz siz o kadar aşağı itmelisiniz. Ama burada bir paralellik olmalı. Aşağıya, dudağa zarar vermeden. Buradaki en büyük handikaplardan birisi budur. Çocuğun burasına yapıştırıyorsunuz. Yapıştırmayın lütfen. Tamam mı? Bizim sorunumuz orada, müdahale edeceğimiz yer değil. Çocuk niye itiyorsunuz diyebilir. İteceğiniz önceden ona söyleyin. Şimdi senin dilini iteceğim deyin. Tamam? Siz yukarı, ondan yukarı vermesini isteyin. Tabii bu arada bu bir güçlendirme hareketi. Bunu unutmayın. O çok önemli. Yani bu çocuğun yukarı dilinin aşağı, sağa, sola gidebiliyor olması lazım. Mesela sağa gitti. Çek, sağa çek dediğinizde, bak ben de şimdi onu içeri iteceğim dediğinizde çocuk size direnç gösterebilmeli. Bu bir direnç hareketi, unutmayın. Yani daha güçlü bir dil ucu için, daha güçlü bir çene için. Yani çocuğa ağız açıp kapatma hareketi zaten yaptırıyorsunuz. Çocuk zaten bunları beceriyor. Çocuk zaten sağ ve sola, yukarı aşağı dili götürüyor. Orada lütfen bir karışıklık, bir anlaşmazlık olmasın yaptığımız işte. Şimdi ben kusura bakmayın. Yukarı, içeri vermeye çalışırmış gibi düşünün bunu. Çocuğa şey diyebilirsiniz. Sen dışarı it, ben seni içeri iteceğim. Ama bu noktada dil ucu çok önemli. Basit gibi görünen ama dili gerçekten özellikle kök boyutunda destekleyen bir yapısı var bunun. Çocuk şöylece içerisi ağrıyor. Benim ağzımın içi ağrıyor diyor mesela. Evet, ağzının içi ağrıyor çünkü kökü ağrıyor. Burada dile baskı yapıyorsunuz ama orada temel direnci sağlayan şey arkadaki dil köküdür. Bunun bir de öne olanı var. İçeri itiyorsunuz. Dil de sizin ittiğiniz yönün tersinde dışarı çıkmaya çalışıyor. Sağdan, soldan, ileriden, aşağıdan ve yukarıdan. Bu noktada bu hareketleri yaparken lütfen dil ucuna zarar vermeyin. Dudak kenarlarına zarar vermeyin. Önce kendinize yapın. Önce kendiniz bunu uygulayın. Devamında çocuğa nasıl yapacağınızı çok daha iyi göreceksiniz. Kendinize verdiğiniz o dokulara kesinlikle acıtıyor çünkü. Ona özen gösterin. Bu çok önemli. O noktada dikkatli olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Onun dışında sadece bu iki hareketi bugün konuşacağız. Devamında başka videolarla karşınızda olacağım. Ama bunun ne kadar zaman sonra olacağını ben de bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Çocuklarınıza sahip çıkın. Kendinize sahip çıkın. Korona dünyada kol geziyor çünkü. Allah hepimize sağlık, şifa ve afiyet versin. Esenlikler dilerim.